4 Eylül 2017 ve burası Manisa Kırkağaç ilçemize bağlı Öveçli köyündeyiz. Ve burası Ördek Köprü mevkii ve Sayın Muhtarımız, 5 dönemdir buranın muhtarı Sayın Ahmet Uslu Beyefendinin zeytin bahçesindeyiz. Rekor gelişim önümüzü 2017 yılının içerisinde kullandı, çiçek tutumu döneminde kullandı haliyle. Ve kendileri bir zeytinci olarak, burası zeytin yöresi haliyle, Soma ve Kırkağaç'ın ortasında bölge. Ahmet Bey, gemlik cinsi zeytin ağaçlarınız bunlar. Evet. Efendim şimdi kısaca hemen rekor gelişim ne yapıyor? Gördüğünüz hemen toprakta ne yapıyor? Bir başlayalım anlatalım. Rekor gelişim. Şöyle ağaçların gölgesine gelelim, güneş vuruyor. Rekor gelişim sürgünlerin düzgün olarak çıkmasına, tanelerin standart ve büyük, yani standart boy olmasına. Evet efendim. Ve erken olgunlaşmayı sağlıyor. Evet. Ağaçtan gücünü artırıyor. Taneler iri olmasını sağlıyor. Evet. Kuruyan ağaçlara faydası oluyor mu peki? Evet, versilyumlu ve kuruyan ağaçlarda düzgün bir filizlenme. Evet, toprak gevşekliğini de sağlıyor. Evet, toprak. Peki düzgün filizlenme derken efendim nedir? Düzgün filizlenme, yani yaprakla ilgili bir şeylerden bahsettik. Olgunlaşma hali. Evet. Burası soğuk bölge hali. Yani filizlen odunsu kısımları düzgün olarak gelişiyor. Yaprak araları seyrek olmuyor, dar oluyor. Sık yani oluyor ve odunsu, gövde daha odunsu diyorsunuz, evet, daha yani. Odunsu gelişiyor. Çünkü buralar soğuk bölge malum. Evet. Eğer sürgün pişmezse ne olur efendim? Soğuk vurur yani. Soğuk vuruyor mu peki? Vuruyor. Vuruyor. Buralarda soğuk vuruyor haliyle. Peki şimdi şöyle yapalım. Şimdi öncelikle bunlar atılan ağaçlarımız. Ben şimdi şöyle çekiyorum. Evet. Ördek. Ördek Köprü, evet. Ördek Köprü mevkideyiz. Şimdi atılmayan şu ağaçlara bakalım. Evet. Sizinki bundan daha kötüydü eskiden. Evet. Hemen yan komşumuz. Evet. Hemen burada bir ağaçlarımız var. Buyurun efendim. Evet. Şu an bu atılmayan ağaçlarımız efendim. Evet. Burada nedir eksik olan şeyler? Bu atılmayan komşunuzun ve geçen sene bunların daha iyi ağaçlarınız. Evet. Daha kötü ağaçlarınız. Daha kötüdü. Evet. Yani şimdi görüyorsunuz sürgünler düzgün değil. Hı hı. İkincisi tane standart değil ve küçük. Kaç numara taneler şu anda? 4 numara yani yağlık ve 4 numara bunlar. Buradan sofralık çıkmaz. Sofralık çok küçük boy çıkar. Peki bizim ağaçlarımız şu an kaç numara? Birazdan. Bizim ağaçlarımız yaklaşık şu an 1 numara. Hasan. 1 numara oldu. Evet, 1 numara. Ve 20 gün sonra da alayına başlayacağız hasata. Evet. Sürmez hali. Tamam, gösterelim. Bir karşılaşta kalmayalım. Evet. Ama geçen yıl ağaçlarınız bundan daha kötüydü sizin. Daha kötüydü. Daha kötüydü. Evet. Buyurun. Devam edelim. Şimdi burada şu sürgünleri bir gösterin. Buyurun efendim. Yani zeytinden sonra sürgün ne kadar sürmüş mesela? Ona bakalım bir. Ki zeytin de yok yani derinde. Sürgün hem az hem sarı. Bak bundaki. Sarı renk. Evet, yapraklar sarı. Ve odunsu kısmı zayıf. Odunsu kısmı ot yani. Evet. Gövde kısmı yani ot diyorsunuz hali. Evet. Evet. Yaprak aralığı dolayısıyla yaprak şey, aralığı geniş. Geniş. Evet. Evet. Genel olarak. Şöyle diğer ağaçlara geçelim. Buyurun gelin. Mesela şu an sizin ortalama ağaçlarınızdan ağaç başı ne kadar zeytin bekliyorsunuz? Birazdan yani, o göreceğiz. Ortalama iki kası yani 50 kilo. 50 kilo bekliyorsunuz ve bir numara bekliyorsunuz. Evet, bir numara. Yani, peki burada ne var efendim? Bakın şu anda. Bu ağaçta da 1,5 kasa civarı zeytin var ama 4 numara ve küçük. 4 numara ve küçük şu an. Evet. Tane küçük. Evet, küçük hali. Buyurun gösterelim şu taneleri bir. Evet. Buyurun. Sizden ricam bakın tane var, sürgün yok değil mi? Bakın taneli hem aradı, küçük taneli çok. Yani bir alalım standart, onlardan. Alalım. Standart değil taneli. Alalım onlardan. Birazdan kıyaslayacağız. Evet. Alalım. 1-1-2-2 toplayalım. Evet, şöyle o birazdan yan tarafını bir kıyaslayalım şöyle. Yeterli efendim ha. Evet. Yeterli. Sürgün 0. Evet. Sürgün. Hemen bak hemen şu gördüğünüz çıkan sürgün bakın. Evet. Nasıl çıkıyor? Bükülerek çıkıyor. Zayıf çıkıyor. Bükülerek. Zayıf olduğu için böyle resmen solucan gibi kıvrılıyor yani. Evet. Evet. Ne demek bu? Sürgün zayıf. Ot zayıf. Yani. Evet. Ot olduğu için de sıkılıyor haliyle. Buyurun gelin bu ağaç efendim. Atılmayan ağaçlarımız gene. Evet. Bunda da aynı bakın. Tane. Alın efendim tane. Evet, tanele. Yine bir kasa gibi zeytin var ama 4 numara şu andaki hali. 5 numara bakın, şu anda. Bakın bir de şekil bozukluğu var tanele. Yaprak halka leke daha fazla. Evet. Şekil bozukluğu diyorsunuz. Bakın doldurmamış şurası. Kaç dekar zeytin tarımı yapıyorsunuz Ahmet Bey? Yaklaşık 100 dekar. 100 dekar. Evet. Allah daha çok versin, çok güzel. Ondan sonra buyurun gelin şu ağaca bakalım. Yine bu ağaçlar sulandı hale, kurak almış bunlar. Evet. Sulandığı halde bakın evet. Taneye dolduramamış. Evet. Zayıf biz bunu kuraksamış yani. Evet, ağaçlar kuraksamış hani yani. Bu yağlığa girer. Yağlığa girer bunun, diyorsunuz. Tane olmuş şansı yok. Yapraklar ama küçük. Evet. Dar yani böyle şey. Geneli bu şekilde doğru mu? Evet. Ama sizinki de geçen sene aynı böyleydi. Aynı. Daha yani, kötüydü hatta. Aynı. Zaten sınır. Sınır zaten ve daha şeydi. Buyurun gelin efendim. Oğlunuz Cahit Bey geldi. Onunla kendisiyle tanıştık. Cahit Uslu. Evet. Ondan sonra o bizden almıştır rekor gelişim ürünümüzü. Evet, şimdi bizim ağaçlarımıza gelelim. Şuradan bir sürgünleri gösterelim. Çok zeytin olduğu yerde mesela şöyle. Bakın sürgünler dik. Hiç kıvrılmadan çıkmış. Evet, evet. Dik dik çıkıyor. Evet. Kalın kalın çıkıyor yani. Bakın. Bu şu demek oluyor. Kalın sürgün ne demek efendim? Kalın sürgün bir dahaki sene mahsul yapacak. Mahsul daha çok tutar demek oluyor.
Yapraklar sırt demek. Zeytinlerini kopartmaya başladım oradan. Onu da bana verirsiniz. Bizden bu ağaçlardan da bizi verin. Heh. Devam edelim. Başka ağaçlara geçelim. Buyurun. Evet. Kuruyan ağaçlardan bahsettik. Hangisiydi bunlar? Bakın şunlar kuruyan ağaçlarımız. Buyurun efendim. Yani diğer yıllar o aynı kuruyanlar gibiydi. Bakın evet. Bu taraftaki sürgünler bu sene düzgün bir şekilde kurumadan çıkıyor. Şimdi Ahmet Bey ben öncelikle şunu söyleyeyim. Evet. Özellikle şöyle bir algı var ama. Yani bugün rekor gelişim eğer atıyorsanız ve burası sulanan bir arazi ise yani kuruyan ağaçlarımızı da sulayacağız. Yani diğer ağaçları sulayıp da yani kuruyan ağaçlarımızı sulamazlık yapmayacağız. Evet. Yani dolayısıyla hani o noktada efendim işte yayılırmış olur mu değil efendim. Yani kesinlikle rekor gelişimi eğer ağaç kurumasını önlemek için atıyorsanız ve bu bahçede suluyorsanız kuruyan ağaçları da sulayacaksınız yani. Ki suladınız yani. Damlamasını çektik. Kesinlikle yani. Bunu da suladınız evet. Ve şu an görüyorsunuz ağaçlarımız kurtuldu. Evet. Hiçbir sıkıntı yok haliyle. Sürgünleri sık sık görüyorsunuz. Yani evet. Burada az önce gördük orada kuruyan ağaçlarda alttan pit sürgün çıkıyor. Ama ince. Bir de ince sürgün yaprak aralığı dar. Görüyorsunuz şu an bizim sürgünlerimiz son derece sağlıklı ve özlü çıkıyor. Bunu da anlıyoruz haliyle o şekilde. Buyurun efendim şurada bir tane daha var ağaç kuruyan ağaç. Bakın bunun dibindeki sürgünler bir şey. Bakın tepesindeki evet. Hasatlı yeri. Bakın şu geçen sene. Evet. Sürgünler sağlıklı bakın. Evet anladım. Sağlıklı. Evet. Peki kuruyan ağaçlarla ilgili. Yani bölgenizde nasıl bir algı vardı? Siz mesela bunu oğlunuzdan bu sene duydunuz belki de aldınız. Ya şimdi çeşitli mücadeleler yapılıyor ama yani hep kulaktan da olmuyor. Başarılı olmuyordu yani. Olmuyor yani. Olmuyordu. Şimdi ilk defa bunu. Canlı canlı gördünüz. Yani özellikle bu bahçeyi seçtik. Burada soğuk ve versülüm şey fazla oldu. Versülüm solgunluğu vardı evet. Diyorsunuz evet. Fazla oldu. Ama bozuk ağacı attınız ama para kazandınız. Nasıl olacak abi böyle şimdi? Yani bugün ekstra bir kasa artı diğer çıkan bir kasayı da iri. Bir numara yani 3 numara 4 numara yerine bir numara hale getirdik. Ya çiftçi yani zeytin çiftçisi yağı çalıştığı zaman para kazanamaz. Çıkar para kazanamaz. Yağlık çıkartmak istiyorlarsa rekor gelişim kullanmasınlar. Evet. Yani ama iri zeytin istiyorlarsa evet, iri tamam. Sağlıklı sürgün sağlıklı zeytin. Tamam. Bir numara zeytin bir numara sürgün mü? Evet. Rekor gelişim bunu sağlıyor. Evet sofralık zeytin. Evet buyurun. Evet. Bir numara zeytin bir numara sürgün çıkartıyoruz haliyle. Buyurun efendim şöyle. Yine ağacımızın hali bu. Bu ağaçta ne kadar zeytin var efendim? Ya bunda da yaklaşık yine 50 kilo yakın zeytin var. Yani bunun sürgünlerimiz nasıl? Yaşları kaç bu ağaçların? Bu ağaçtan yaşları 25-30 yaş aralığında evet. Yani 28 yine yaşında. Zeytin alalım bunlardan efendim şöyle. Tamam. Çünkü malum kıyaslayacağız haliyle. Evet. Evet. Ha onları bana veriyorsunuz. Devam edelim. Yani şu an görüyorsunuz gayet başarılı. Evet. Sağlığı yerinde. Şimdi biz tabii güneşe karşı yürüyoruz şu anda. Şöyle arkamızı dönelim. Bu arada zaten ben ağaçlarınızın eskiden çalılaştığını görüyorum. Evet. Yani bakın ağaçlarınız eskiden içinde bakın birçok evet. Çalı varmış yani. Evet, var var. Daha yani ağaçlarınız öyle hani çok sağlıklı ağaçlar değilmiş değil, yani. Değil evet. Yani bugün onu görebiliyoruz haliyle. Soğuktan ve şeyden. Peki renk tonu nasıl oluyor rekor geçim atılan yerlerde? Renk tonu daha koyu yeşil. Daha koyu yeşil. Koyu yeşil. Bu da çok önemli tabii. Evet. Buyurun. Buyurun efendim şöyle. Evet. Burası kaç dekar attınız yer? Burası 5 dekar. Şöyle bakalım buyurun. Şu zeytinleri bir kaldıralım. Yapraktan sürgünden çünkü gözükmüyor. Evet. Nasıl zeytinlerimiz? Ya zeytinlerimiz standart yani bakın. Standart. Aynı boyda. Evet. Arada yine küçük. Oradan da alalım zeytin efendim şöyle. Alalım. Bakın bolca zeytin olan bölgelerden alalım böyle. Evet. Evet. Buyurun. Verin onları da bana. Bak. Onları topluyoruz halde. Evet. Evet. Topluyoruz. Buyurun gelin. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Ağaçlarımız bu şekilde. Evet. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Evet. Yani zeytin sürgünden pek fazla gözükmüyor ama zeytin evet. Yine iki kasa evet, var. Zeytin var diyorsunuz herhalde. Ya sürgün düzgün olduğu için taneyi kapattık. Peki malum muhtarsınız. Evet. Bahsettiniz mi bunun için dostlarınıza? Vallahi bu sene yani şimdi sezon şeyinde göstereceğim yani kıyaslama evet. Kıyaslama yapacağız yani. Evet şu ağaca bakalım mesela evet. Buyurun. Şöyle bir kaldıralım dallarını evet. Şöyle. Bakın arada zeytin. Zeytin arada. Evet. Yine buradan da alalım şöyle. Evet. Buyurun gelelim. Şimdi şu irilik farklarını bir kıyaslayalım efendim. Şöyle. Şimdi bakın. Evet. Benim benim eldeki sol evet. Atılanlar. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Atılmayanlar sağ taraf. Evet. Ne fark var gördüğünüz kadarıyla? Bunlar yağlık yani. Hı-hı. Burada şu anda sofralığı gizli hiç tane yok. Hı-hı. Ama burada yaklaşık bir numara. Hı-hı. Yani bu olgunlaşma döneminde biliyorsunuz zeytin daha irelir tane olarak. Hı-hı. Bundan tamamı sofralığı girer. Girer. Buradan yağlık çıkmaz ama bundan. Peki görüntü olarak zeytin kalitesi nasıl gözüküyor? Görüntü olarak bakın şekil bozukluğu yok tanelerde. Hı-hı. Tam doldurmuş. Bakın şunda. Hı-hı. Şunda atılmayan bakın zeytin ucu eğri. Evet.
Yani bu. Yani takoz. 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 Evet. Bunun adı tane eşit canlı. Boy, eşit evet, boy, canlı. Eşit boy. Canlı ne demek? Daha çok yağ var demek. Evet. Daha zor buruşacak demek. Daha zor fire verecek demektir evet. yani. Daha az firesi var demektir tamam. yani. Tamam mı efendim? Yani evet. görüyorsunuz biz rastgele ağaçlardan aynı yerlerden aldık kopardık haliyle. Evet. Bir de şu sürgünlerin pişkinliğini gösterelim efendim. Yani burada bakın çatal sürgünleri bol bol görüyorsunuz haliyle. Evet. evet. Bakın. Bakın. Taburega'da odunsu, tam odunsu. Bir gösterin şöyle evet. tam görelim. Evet. Görüyorsunuz yani kış geldi geliyor ama odun olduğu için tam buradan ne kadar gözüküyor ama bunu isterseniz bir kırsanız da hakkınız tamam, herhalde tamam. şöyle bir mümkünse artık şöyle gölgeye geçelim. Evet. Çünkü bu konuyu özellikle soğuk bölgelerde yaşayanların iyi bilmesi lazım. Evet. Ağaçlarımız tamam gene soğuk şartları önemli ama. Bakın sürgün tam koyu yeşil sarı değil yani. Yaprak sıklığı nasıl peki? Evet. Yaprak sıklığı da sık. Sık. Bakın. Yap sayamıyoruz o kadar evet, sık yani. Evet sık. Şu düz. Düz. Düz gidiyor. Yapraklar yani. Eğrilmiyor yani. Evet. Eğrilen yaprak zaten zayıf yaprak anlamına evet. geliyor. Şu sürgünün pişkinliği, dalları kopartın lütfen. O şeyleri bir gövdeyi bir çıkartalım. Hayır, o gövdeyi komple bir soyun bakalım şöyle. Soyduğumuzda gövdeyi bir görelim şöyle. Olması gereken şekli söylüyoruz. Bakın bu 2016'nın çıkan sürgünleri sonuçta. Evet, i̇şte 2017'nin çıkan bak, sürgünleri bakın, pardon. Tam odunsu. Tam odun yani. Evet. Odun. Evet. Odun al sopa gibi kullan yani o şekilde. Görüyorsunuz hali ve odun olduğu için de haliyle kışı hazırlamış kendisini. Evet, kışı hazırlamış. Yani bakın ben size şöyle söyleyeyim efendim. Bu eğer ki şu an odun olmasaydı bu yani havalar soğudukça kendi kendine metazori zorla böyle yani kavlasaydı eğer hem zeytin tutmazdı zaten. Gelecek sene üzerindeki o gözleri dökerdi. Çiçekleri dökerdi. Şimdi zaten yani doğru zamanda doğru saatte bu odunlaştı. Evet. Ve şu an çiçekleri gözlerini hazırlıyor. Gelecek senenin zeytinini şu an hazırlıyor. Evet. Daha erken başlıyor çünkü yani. Öbürü ise daha başlayamıyor. Evet başlayamıyor. Görüyorsunuz durum böyle. Tabii burada ben size şöyle söyleyeyim. Bahçeniz bozuk bahçeymiş. Bu bir başlangıç. Hala tabii. daha ürün çalışıyor, çalışacak. Gelecek sene için daha iyi olacağından. Mesela evet onu soracağım ben. Sizce iklim tabii gene çok önemli ama. Gelecek seneki hali daha gözükmüyor şu anda? Şu anda gelecek seneye hazırlanmış vaziyette. Daha baskın olacağını mı görüyorsunuz mesela? Tabii. Yani sürgünle düzgün. Evet. Yani çok aşırı ağır bir kış şartı geçmediği sürece. Evet. Eksi 15'leri görmediğimiz sürece. Evet. Zeytini hazırlamış. Buyurun gelelim. Tabii bunu daha önce atmış olsaydınız daha fazla sürgünde olurdu ama. Bu ağaçlarımız bunu yılın çiçeklenme dönemine yakın dönemlerde. Bakın geliyorsunuz. Evet. Bakın bazı ağaçlarımızdaki zeytinler daha hayırlı mesela. Evet. Şu zaten zeytinden gözükmüyor ağaçlarımız. Evet şu anda. Yine burada da iki kasa. Evet iki kasa zeytin. Bir numara var. Zeytin var evet. şu anda. Duble de çıkacaktır aralarından. Evet. Bundan duble de durum çıkar. Böyle. Evet mesela şu uç kısımlardakiler dubleye dönmüş zaten. Bakın. Dönmüş evet. Sürgünlerin ucundakiler. Dubleye dönmüş evet. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz ağaçların gövdeleri de zaten hasar görmüş kıştan. Ben bunu görüyorum haliyle. Birçok ağacınızda bunu görüyoruz efendim. Evet tabii burası, yani burası evet. en bozuk bahçeydi yani. En olarak. Bozuk bahçeydi. Hem kış hasar hem vertsülüm fazla. Peki efendim size vertsülüm solgunluğu fazla. Peki şu var yani bozuk olmayan bahçeniz şu an bundan daha mı iyi yani mesela? Atmadığınız yerler. Hayır örneğin yani şu... görüntü olarak şey değil mesela tane var ağaçta ama taneler küçük. Küçük. Bir de yeşillik olarak yani. Bu tonu yakalayamıyor. Bu yeşil değil yani. Tonu yani ağaçlarımızı yeşil yapmak istiyorsak. Evet. Rekor gelişim görüyorsunuz. Evet. Peki hiç bu kadar etkili bir şey gördünüz mü daha önce? Valla daha önce böyle bir sürü ilaççılar var, ziraatçılar var, geliyor gidiyor. Kendi Kırkağaç ilçemizde var yani. Ne diyorlar yani hani ya da bu noktada siz hiç böyle şıp diye ağaçları yem yeşil yapan bir şey gördünüz mü yani? Hayır görmedim. Yani görmediniz. Şimdiye kadar biz standart normal şey gübrelerden atıyorduk yani Avrupa gübre denen işte tripledir veya diğer. Tamam bakın şöyle söyleyeyim ben size yine gübrelememizi yapacağız. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Eğer toprağınızın organik madde ihtiyacı varsa ahır gübrelerini de tavsiye ediyorum. Evet. Normal kimyevi gübrelerde eğer toprağınızda potasyum, fosfor, NPK vesaire elementler eksikse yine onları da atmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra tabii ki haliyle toprağınızda bozuksa işte şu anda da bozukmuş zaten ki hızlı bir düzeltmeyi sağladık haliyle. Yine rekor gelişimi de 2 yılda bir atmanızı tavsiye ediyoruz haliyle. Peki malum 100 dekar yerleştirdiğinizden bahsettiniz. Diğer tarafları almayı düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyorum yani özellikle sofralık yani tirili ve dağ kısımları hariç yani yağlık yağı ayırdığımız yağlık olarak bıraktığımız zeytin hariç sofralara atma düşünüyorum. Peki çok güzel haklısınız sizin şu anki gördüğünüz bunu söylüyor ama size şunu söyleyeceğim ben bu sene buraya kaç kere suladınız?
Valla buraya 4 veya 5 defa damlama yaptık. Yani normalde normal yıllarda kaç kere sürüyorduk efendim? Normal yıllarda onun üzerine geçiyordu damlama. Ha, çok güzel. Evet. Şimdi Sayın Muhtarım, şimdi burada ağzınızda söylediniz. Peki bu sene acaba 2016'dan daha mı kuraktı yoksa daha mı az kuraktı? Çok bir yağışlı yıl değildi, kuraktı yani. Yıldız. Gene kuraktı. Gene kuraktı yani. Peki hatta güzel. Geçen yıldan daha kurak bu sene. Peki bu sene. Sayın Muhtarım, ağzınızda söyledi. Güzel. Peki rekor gelişimi o zaman niçin kurak olan yerleri kullanmıyorsunuz peki? Orada denemediniz ama. Evet. Şimdi siz denediğiniz yerde devam etmeyi düşünüyorum ama şunu söyleyeyim ben size. Gördüğünüz üzere iki katı bir su avantajı sağlamış mıyız? Sağladık, evet. Peki o zaman dağdaki zeytin için daha iyi değil mi bu? İyi olur tabii. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani siz sulanan yerleri denediniz ve çok güzel sonuç aldınız ama bugün asıl olan şey toprak nemini sürekli korumaktır Halil efendim. Ve o yüzden de özellikle dağdaki zeytinlerde de mesela böyle bir kurak yılda hiçbir zeytin alamazken ya da dökülürken ya da yani kurak sayıp erken kararırken orada şu anda belki de 2 numara zeytin alacaktınız yani. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Ya, yani her ne kadar yağlık içinde olsa önemli olan şey şu. Var olan zeytinin irileşmesi, daha çok çıkması, aynı ağaçtan daha çok verim kaldırmak haliyle ve daha çok sürgün almak yani. Ve ağacın yorulmaması yani. O noktada yani su avantajını gördünüz yani. Peki diğer bahçeleri kaç kere suladınız? Diğer bahçeler buradan 3-4 defa daha fazla suladık yani. Çok güzel. Peki o zaman yani daha erken açtık yani. Burası daha geç su daha istedi. Daha geç su istedi. Yani bunu da gördük hali evet. Yani bu noktada sulama önemli ve her bir sulama maliyet biliyorsunuz. Evet. O zaman zaten sulamadan parasını çıkarttınız zaten yani. Evet, evet. Bir sulamanın maliyeti ne kadar bir dekarda? Ya sulamanın yani bu yaklaşık 8-10 defa suladığın zaman elektriği ve diğer masrafları dekar başına 100 liradan aşağı olacağını zannetmiyorum. Bunu yarıya indirdiniz de 50 lira zaten elektrik parasından kurtulmuş oluyorsunuz. Artık fazla suladığınız için ağaçlara hastalığı daha fazla getiriyorsunuz. Dolayısıyla ağaçlarınız daha kolay bozuluyor. Daha çok fire veriyor daha sulamış ağaçlar. Anlatmaya çalıştığım şey çok sulamak bir şey ifade etmiyor. Evet. Gördüğünüz üzere rekor gelişim buradan da size bunları sağlamış oluyor. Yani bugün az suladığınız yerdeki zeytinlerimizin de bu zeytinlerimizin de yarın göreceğiz ki daha az fire verdiğini göreceksiniz yani. Tamam mı? Yani hatta aynı elekten geçen, bir numara elekten geçen bir zeytinin diyelim ki 220 tane bir numara elekten geçirdiniz, bir kilo geldi. Ama atmadığınız yerlerde 220 adet zeytinin, birinci elekten geçen zeytinin bir kilo gelmediğini, 240 koyarsanız bir kilo geldiğini göreceksiniz yani. Aynı şartlarda. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Çünkü yani az suranan zeytin daha kilo basar, daha şeydir yani, daha toktur yani. İçi dolmuştur yani. Durum bu, o şekilde. O yüzden yine ağacımız mükemmel, sürgünlerimiz mükemmel. Görüyorsunuz zeytin tutum bu şekilde yapraktan gözükmüyor. Şurada sadece şurada herhalde bir kasa zeytin çıkar bakın şu bölgede. Evet şu bölgeden çıkar. Sadece bir kasa oradan alırsınız yani ama buradan tabii ne kadar kamera gösteriyor tam göremiyorum tam ama. Sürgünden tam sürgün kapatmış sürgünden hepsini. Sürgünden kapatmış yani. Sürgün hepsini kapatmış hali. Evet. Şuradan mesela alttan buyurun gelin. Gelin alttan. Bir ağacın iç kısmından çekersen tabii, görürsünüz. Tabii iç kısmından çekelim. Bakın iç kısımların geçmişten bozuk olduğunu anlıyoruz yani. Bakın iç kısımdan da saklanıyor. Evet. Yani dolayısıyla iç kısımdan da çok öyle alamıyor çünkü sürgünde her taraftan fazla. Evet. Her taraftan fazla. Evet çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Yani bu durumda şunu söyleyeyim bak sen mi söylüyorum bak ya. Bunu da ben düşün yani biz bu kadar rahatız yani. Bu söylediklerimi düşündüğünüzde yani kuraklıkla alakalı konuda dağdaki zeytinlerinizle alakalı neden kullanmayı düşünüyorsunuz ya da düşünmüyorsunuz? Yani bu konuda hani şu an bunu samimi olarak size soruyorum yani. Ya şimdi ilk defa denedik. Yani önümüzdeki yıllarda kurak yerlerde de deneyeceğiz buna. Evet. Denediğimiz zaman farkını göreceğimize inanıyorum. Ama oğlunuz Cahit Bey kurak yerlerde de kullananları çok iyi biliyor. Evet. Buradan kendisine tekrar selam söylüyorum. Ya bu noktada yani kurak yerlerde de kurak olmayan yerlerde de iri zeytin konusunda zaten izleyenler görür haliyle. Sizi nasıl çekiyorsak onlar da görür haliyle. Ama sorulan yerlerde sonuç bu. Evet. Sonuç bu. İri zeytin, bol sürgün, gevşek toprak. Evet. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.